Gibi'nin imzalarından bir tanesi de İlkan'ın böyle durup durup kendine göre çok veciz ama ultra saçma yani son derece sıradan şeyler söylüyor olması. Mesela ben şeye çok bayılıyorum, o yahşi günde yar yahşıdır, yaman günde yetiş kardeş. Bunlar mesela senin önüne geldiğinde, mesela ciddi söylüyorum. O ya, Kıvancın bulduğu bir şey bu arada. Öyle mi? O söz. Yazılı değildi. Ya bunlar yani. Şeyde yok mu senaryoda? Ya biz yani, birkaç sözü biz yazmışızdır. İlkan'ı karakteri konuşurken de o ipucunu Kıvanç'a vermişizdir. Ama sonrası o. Nereden bunlar peki? Bunlar nasıl geliyor kaldık. Yani? Abi o şey, ben oyun falan yazıyorum. Tiyatro işte mezunuyum ben bir yandan. Yazdığım bir oyunda Azeri bir tip vardı. Yakın zamanda yazıyordum bunu. Ben çok ilgilenmiştim Azeri kültürüyle. Dil bilgisi öğrenmiştim, öyle konuşuyor diye. İşte atasözü falan da kültürün bir parçası. Çok güzel atasözleri var ve bize hani sevimli gelir ya hep Azerice. Bunu bayılmıştım. Aklım gitmişti. Yani yahşı günde yar yahşıdı, yaman günde yetiş kardeş. Sette de hemen bunu bir söyleyeyim dedi. İlkan'a da çok uygun ya. Öyle bir söylüyorsun ki orada. Tabii müthiş bir oyunculuk ya. Sanki Cenk'e çıkacaksın onu söyledikten 5 dakika sonra yani. Böyle İlkan genel olarak öyle ya. Yaptığı her şey çok coşkulu ve dünyayı değiştirecek sanıyor. O şey nasıldı sanıyor. Kıvanç? El olur. El vardır. El olur. El olur. Bel vardır. Bela olur. Bel. İşte bu kafiyenin el verdiği ölçüde uzayan bir söz ya. Candaş, ben bir şey anlatabilir miyim abi? Lütfen Aziz, lütfen. Şimdi biz Feyyaz'la bu dizinin dünya, küçük dünyasını oluşturduk. Dedim ya, bazı kurallar koyduk falan ve prodüksiyon başladı. Hı. Casting yapıldı. Kıvanç kesindi. Onu hemen yani biz bir diziye okey dedik. Kıvanç bizimlesin abi dedik. Eyvallah dedi falan. Aradan bir süre geçtikten sonra şunu fark ettik biz Feyyaz'la. Feyyaz'dan çok eminiz. Tabii ki o oynayacak. Ne yaparsa ya olacak. Kıvanç okey. Fakat bu dizinin geri kalanındaki herkes, yan oyuncular, hatta bölümlük yan oyuncular ve FGR'ler dahil, korkunç zor roller. Yani o kadar zor ki yazdığımız roller. Biz bunu bir deney yaptığımız için, bu dünyayı çok da umursamadan yarattığımız için dev zorluklar vardı orada. Yani Kürşat'ın rolünde o bir bölümlüktü ama Emrullah Bey de öyle, işte Mandosi de öyle, yazılan bütün yan roller çok zor. Yalvaç ve var abi. Yalvaç. Ya biz vücutu. Kıvanç'ı ve Feyyaz'ı hiç düşünmediğimiz için diğerleri de o kategoridenmiş gibi muamele etmişiz, özellikle ilk sezon. Ve bir casting mucizesiyle Kürşat'ın olağanüstü bir oyuncu çıkmasıyla, evet. Feyyaz ve Kıvanç'ı zaten biliyorduk. O kadar aslında şansımız tuttu ki, çünkü Feyyaz çok iyi oynardı, Kıvanç çok iyi oynardı. Geri kalan insanların yarısı şarampole yuvarlansa gerçekten berbat bir dizi çıkardı ortaya. Yani tabii. Kötü bir gerçek kesip çıkardı. O konudaki şansımızı da vurgulamak istiyorum. Kürşat'tan başlamak üzere. Bir kişimiz çok, sekmez kardeşim. Çok bıçak sırtı şöyle bir durum var abi. Mesela ya biz seyirciye diyoruz ki Ersoy diye bir adam var. Bunun babaannesini yemişler. Kim yemiş? İşte Hollanda'dan Erasmus'la gelmiş. Erasmus'la gelen yam yam babaannesini yemiş. Ersoy bir kırtasiyeciymiş. İşte üniversiteden hani ev arayan biri, yardımcı olumsa olurum tabii demiş falan. Olaylar gelişmiş ve en son sabah bir kalkıyor, babaannesi yenmiş. Şimdi bunu biz, bunun komik olabilmesi için seyirci bunu ikna etmen lazım. Hani bu sadece bir replik şakası değil. Biz bir cenaze sahnemiz var. O zaten birisi kendini yırtarak yere atıyor. Evet, bir kadınca. Ya bayağı Zeki Demirkubuz cenazesi gibi cenaze var komedi dizisinde. Çocuk Nuri Bilge Ceylan deyince kızıyoruz, bak demek ki bir yerinden tutuyorsun. Yok, kızmıyoruz da. O, estağfurullah canım, ne kızması ya. Hani demek istediğim şey şu. Bir komedi dizisi denince refleks hani bir komedi oyunculuğu düşünülerek, yani tasarlanarak sete geliniyor insanlar tarafından. Biz sürekli şeyi izah ediyoruz. Hani biz bunu bir drama gibi düşünelim. Gerçek bir cenaze, üzgünüz. Yani biz seyirciyi bu adamın babaannesini yendiğine ikna edersek bu komik aslında. O yüzden Aziz'in ya bahsettiği ama, ya, yardımcı oyuncuları... Hayır, müthiş bir oyuncusun ki. Ya, gerçekten seyrederken sende yani babaannenin yendiğine iknayız biz. Yani o hüzün, o yas, o acı, hepsi var abi. Ya müthiş bir şey bu. Tam dediğin gibi yani komedi oyuncusunda bilmiyorum. Şimdi ben sizlerin yanında densizlik etmeyeyim ama komedi oynayan, yani oynarken böyle bir şey, bir ruh hali beklemiyor izleyici. Kendi adıma söyleyeyim. Ama bu gerçekçilik galiba
o komedinin etkisini çok daha arttıran bir hal oluyor. Çünkü abi yani mesela o bölümde benim en sevdiğim repliklerden birisi Ersoy'un hani bize hiçbir şey nasip olmuyor ya. Benim yemeğe geldiğim adamı yemişler dediği an mesela. Ben de şeye bayılıyorum. Bu saçmalıkta repliklerimiz derken, varken ikna edici olmak da zorundayız ki o bir şeye otursun sağlam. Orada bir de şey var ya defnederken bayağı yemişler ya. o da bir hadise yani bayağı çok fena bir. Bayağı da yemişler. Şimdi bu gerçekçiliğin bir parçası da galiba kıyafet tarzı. Ya ben Yılmaz kadar kötü giyinen insan hiç görmedim. Yani gördüm de ortaokulda falan vardı hani 90'lar falan. Hani zaten hani bu kadar seçenek yok. Hepimiz o vasatlıkta giyiniyorduk hani 15-16 yaşında. Yılmaz ısrarla yani belli ki Yılmaz 30'larında biri o berbatlıkta giyiniyor. Bu bir styling mi diyeceğim ama böyle styling de yani değil mi? Yani o vasatlıkta styling kim yapıyorsa ona da helal olsun. Var mı böyle herkesin kıyafeti şu olacak bunu giyecek evet, falan abi. Hem de çok özenle çalışıldı. Kim kostüm. Yılmaz'ı kim giydiriyor mesela? Abi kostüm ekibimize buradan selamlar. Ya ben bu kadar olamaz yani. İnanılmaz iyi iş çıkarıyorlar zaten. O kötü kazaklar, saçma bir mont, fitting. Biz zaten ilk şeyimizde ilk daha dizinin durumu bu hani bu, gibi dünyası nasıl bir şeydir? Biz nasıl bir tavırla yaklaşıyoruz falan. O yaptığımız toplantılarda hani şey örneği vermiştik. Atıyorum kokoreç bölümü. İçeriye girdik. Yan yana oturan 6 tane adam gördük. Hepsi aynı kareli gömleği giysin. Normalde refleks hani buna yeşil verdik yanına şunu. Hani böyle bir ne bir renk düşünelim ne bir kompozisyon düşünelim. Çünkü birisi gitti bir yerden o kareli gömleği aldı. Diğeri de gördü nereden aldın dedi. Dedi ki şuradan aldım 30 lira. Dedi. Birini ona verdi. Yani çünkü ben bunu gördüm bir mahallede herkes gidip aynı gömleği alır. Beğendiyse. Tabii. Ve aynı gün giymişler oturmuşlar. Yani kostüm ekibimiz o kadar yaratıcı davrandı ki ben yani bir, o kazakların birçoğunu günlük hayatta giymek istiyorum hatta. Gerçekten yani. Mi? Evet abi. Burayı keselim o zaman ayıp ettik. Yok yok yani de yani o belki kadife pantolon değil o mont değil. Çünkü hani hem kadife pantolon hem kadife mont hem o kazak olmaz tabii, tabii de. Kadife adam gibi geziyorsun orada. İkkan akeza kot kat yani tişört tabii. Tişörtün üstüne bir şey onun üstüne gömlek gömleğin üstüne hırka yelek ya falan. O ev mesela yani o ev benim Kartal'da oturduğum ev annemle babamın birlikte yaşadığımız ev yani normalde İkkan'la Yılmaz genç iki tane insan hani demiyorum ki ultra acayip bir minimalist bir mimarinin şey eseri olsun ama o ev ne abi yani o ev nasıl yaptınız öyle abi aslında şöyle Aziz'le biz aynı dönemde bir Ankara'da beraber yaşamışlığımız var. İşte her sabah 7.30'da buluşup Kuğulu Park'ta oturuyorduk yani öyle bir dönem. İşte manyaklıklarla dolu. Biraz delilik var bizde. Biraz delilik vardı o zamanlar. Abi yani şunu hatırlıyorum. Uyku düzenimizi oturtmaya çalışıyoruz sürekli. Gün atlatmaya çalışıyoruz ki ertesi gün saat düzgün bir saatte yatalım. O yüzden kendimizi sokağa atıyoruz böyle 7.30'da yatmamak için. Parklarda oturuyoruz. Yani böyle bir süreç. Aziz o dönem teyzesinin basın sitesinde bir evi vardı. Teyzesi de abi İsviçre miydi Belçika? İsviçre'de yaşıyor hala. 30-40 senedir orada yaşıyorlar. O ev işte o evdi. O basın sitesindeki o ne bileyim işte 70'lerden yani 80'lerden kalma bir ev. O evde Gibi'deki evde çirkin değil yanlış bir ev o. Evet. Bu herifler için yanlış bir ev. Benim için de çok dayalı döşeli böyle aynı berjerler, aynı oymalı aynalar falan. Başka bir aileyi otursan çok doğru. Bunlar için ve benim için çok yanlıştı. İşte o ev o ev. Ama ne güzel çekmişsiniz fotoğrafı. Yani o avizeler, o halı, berbat koltuklar falan. Ya inanılmaz vallahi. İlk sezonda Belçika'daki teyzesinin evindelerdi. İkinci sezonda Hollanda'daki halasının evindeler. Bu nüansı fark eden seyircilerimize de teşekkür ederiz. Tabii.